Öyle. Peki. Ben single kısmı. Ayşe. Gülşah'cığım, bu sefer elbiseni çok demode buldum. Yani eski tarihler, 70'ler, 80'ler, 90 değil, bu sefer demode duruyor yani. Elbise değil, bluz etek ama. Ne? Efendim, bluz elbise etek. Elbise mi? Elbise değil mi? Değil. Elbise gibi duruyor ama. Ya, tabii yani ben sonuçta kombinledim. Hani altsız bluz... aslında üstü güzel ama altı zaten kötü duruyor çok. Altındaki terlikler de hani böyle bizim evde giydiğimiz pomponlu, püsküllü terlikler gibi duruyor. Üstündeki çok güzel ama onu deri yüksek bel bir pantolon ya da tight'la kombinleseydin aynı kemerle çok seksi ve çok güzel olurdu. Ama bu etekle olmamış bence. O kombinleri senden beklerim. Teşekkürler. Ben Ayşenur, sen evde tüylü terliklerle mi geziyorsun? Benim evde değil, ben sahile, plaja falan giderken benim böyle değişik tüllü terliklerim var ki. Keşke öyle, burada giysen de ben de değişik terliklerim var. Öyle evde olsun. O pembe terliklerim var onun gibi ama terlik, topuğu yok. Ha, anladım. Bu ayakkabı oluyor topuk olunca. Onun gibi duruyor dedim işte, keşke terlik böyle gibi duruyor. Dene sen de, traktör lastiklerin her rengini giyeceğine bunlardan giy. Ben giymem tüllü terlik, burada niye giyeyim? Burada ne giyiyorsun traktör, sen? Burada bunu giymem, ben topuk dediğin, hepinizin giydiği topuklu ayakkabılar, ben giyince traktör oluyorsa. Tamam, o zaten iki sezondur giyildi. Traktörde giyerim, kamyonda giyerim o zaman. Onu giyenlerin bacaklarında o şeritlerin izleri bile çıktı. Neden bahsediyorsun? Değişik ne giydin? Anlamadım. Ne giydin? Kemeri beline etik yapmadın. Diyor ki geçmiş olsun. Onlar hiçbir şey giyeli. Anlamıyorum ama duyamıyorum biz ki. Biz de seni anlasın. Anlayamıyoruz. Ne dediğini bile anlamadım var. Çok eski model diyor. Şu anda giydiklerim. Bende de hani ayağımdakiler mi? Evet. Ama bende eski durmuyor. Dene. Kombinim de farklı işte. Senin dediğim... Senin kombinin farklı mı şu an? Siyah, beyaz. Bak senin üstün güzel duruyor. Altın tamam. Çok eski duruyor. Çok... Olabilir. Deniyorum. Değişik. Normal. Tamam ben fikrimi söylüyorum ama sen burada beni eleştiriyorsun şu an. Hayır, ben seni eleştiriyorum. Benim evde var dediğin için. Şuna terlik dediğin için yani... Terlik görünümünde dedim, varım. Terlik demedim. Bir ayakkabı olduğunu görebiliyorum ama benim aynısından öyle pembe terliklerim var. Evde giyiyorum, öyle görünüyor pembe dedim. Pembe traktörünü giyeceğine onu giyseydim belki daha tarzı bak sen hala oldu. Beni eleştirmeye çalışıyorsun. Hayır işte. Anlatamıyorum. Ama ben sen seni eleştiriyorum. Bana gelsin sıra. Geldiğim zaman beni eleştir. Mesela Ayşenur tarzın var ya, o tarzınla bana cevap vermeni istiyorum. Ben o tarzı görmediğim için ben de istem dışı. Ya ben o tarzı belki sana göstermek istemiyorum. Kime göstermek istiyorsun? Ben istediğim rakibim sana benim. Gösteririm tarzımı. Rakibim benim hayatım. Kemeri beline etek gibi bağlamak mı tarz? Anlamadım. O mu değişiklik? Anlamadım. Her sen gün şortların rengini giymek mi? Neden bu kadar sinirlendin ki? Eleştirmem çok normal değil mi sence? Tabii ki de eleştireceksin senin ama benzetmelerinde doğal olduğu gibi benim öyle de bir seni şey eleştirebilmem ki. Çok doğal. Önce kendine bakacaksın, çuvaldız onu. Her şeyin retro olmadığını, sana altındakinin çok kötü durduğunu, demode ben olduğunu söyleyebilme özgürlüğüne sahibim bak. Üstündeki diyorum Ayşe gerçekten önemli benim bir tarzım en azından retro Gülşah deniliyor ya da. Şu an üstündeki o eteğin ben tarz olduğunu, o terliğin ayakkabının tarz olduğunu sen olsaydın altına mayo giyerdin. Çünkü mayoları meşhur ettin ya doğru söylüyorsun. Ben olsaydım altına yüksek bel deri pantolon ya da tayt İnşallah giyerdim. Bir gün giyersin ben de tarz bulurum seni bir gün. Giymeyeceğimden emin olabilirsin. Zaten çünkü bir şey giymiyorsun giydin. Ki o yüzden şaşırmadım. Teşekkür ederim. Ben daha çok teşekkür ederim. Senin için giymeyeceğim zaten. Hep böyle sevin birbirinize. Ezgi. Güzel. Üst, büst. Üst, büst. Büst olarak çok güzel gözüküyor. Ben şeyi merak ettim şimdi. Etek üst üste aynı, hemen hemen aynı volana sahip. Bilerek hani biraz elbise gibi. Yani değişik bir şey denemek mesela istedim. Onu içine soksaydın acaba daha mı güzel olurdu? Ama o zaman bluzun dantel şeyi. Ama bluzun danteli görmemiz gerekmiyor ki. Üstü zaten çok güzel. Evet. Anladın mı? Onu içine soksan o İki kemer. İki kat gibi göstermek istedim. Tek kat dursun. Gibi. Öyle daha güzel yani bence. Tabii bir denersin yani. Pantolonla falan da denedim. Şortla da denedim. Ama sen şimdi zaten bir tane pantolonla böyle bir büstiyer giydin. Deniyor. Hani onu o yüzden yapmadın. Onu anladım ben zaten. Şort da zaten Ayşenur'un modası diye denemedim. Bari bunu deneyeyim dedim. Ne kadar ya, takmışsın beni her yerden bana laf sokmaya çalışıyorsun şu anda bebeğim ya. Sadece rujlarını bir yorum yaptım görüyorum. Ki yalan olsa bak kimse beğenmeyecek aşkım, altında. Aşkım senin farkında değilim. Olsa... Ama sen onun üzerine gelip her şeyde bir Ayşenur yahallik yapıyorsun yani. Ayşenur. Hayır. Öyle bir yorum sen sürekli her şeyde beni didikliyorsun da o yüzden. Ne şimdi sen de onlara ne zaman şuradasan
Bir ya şey söyleyeceğim, ben seni bir kez eleştirdim. Şurada ben her yerde eleştirmek değil, burada bile laf arasında benim adımı söylüyorsun. Ne zaman? Bu da şimdi tak da aynı ben yapıyor. Ben sürekli yok Çiğdem diyorum, yok Ayşenur diyorum, evet. Siz herhalde rüya aleminde falansınız, dönün bence. Ya yanında oturuyordum bugün sabahtan beri ya, benim Ayşenur yanında soruyordun. Ayşenur mu dedim sürekli? Ya laf sokuyorsun, laf sokuyorsun sürekli. Ayşenur da şöyle yapıyordu. Ayşenur sen anlayamadığın her yorum şeyi yaparken Ayşenur şöyleydi, Ayşenur böyleydi diyorsun. Beni katıyorsun, anladın mı? Onu diyorum sana. Örnek verdim sunumumdan Ayşenur. Zaten seni savunan bir şeydi. İşte beni örnek vermeyin, lütfen örnek vermeyin. Niye, sen burada yarışmacı değil misin? Örnek verebilir misin? Ya vermeyin. Sen hoşlanıyor musun sürekli Nihal örneği verilmesinden? Bak dedim, rahatsız oldun. Ben senin bana da ya kendine yapılmış nihayetli bir şey başkasını diyorsun, yapma. Yorgalak benim tavrıma, davranışıma, sen de karakterime geliyor. Diye örnek ben senin tulumundan bahsediyorum Ayşenur. Nihal'cim fark eden bir şey yok. Ben örneklenmek istemiyorum. Fark eden çok şey var, o yüzden bunu anlaman gerekiyor. Bunun hayır, istemiyorsan biraz yapmayacaksın o zaman. Gülşah, var mı söylemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim. Yok. Bir yorum daha alalım, sonra yollayalım. Nazlı. Ayakkabılarını çok beğendim ben. Evet, evet. Çok tatlılar. Ama bunun üstün de çok güzel. Keşke onun gibi böyle dar inseydi. O üstün yani devam etseydi. Burası elbise mı olsaymış keşke. Evet, yapışmış böyle. Mini ya da kalem. Kalem olmaz da mini olsa daha güzel olurdu. O kalem böyle, evet, klasik yerlerde bir modaydı. Ayakkabı o şeye daha çok yakışırdı. Çünkü burada pile olunca, bir de alttan böyle saçak olunca biraz karışık görünüyor. Kadar. Hazır mısın? Hazırım. Olacağız. Gülşah Yılmaz. Ayakkabı 360 TL, etek 49 TL, bluz 150 TL. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Nereye gidiyordun? Kız arkadaşımın bekarlığa veda partisi. Gece partisine. Kulübe gidiyorum. Deniyorum. Bekar dönmeyeceksin o partiden, anlaşıldı. Sen bir nişan filan takarsın. Yok, böyle herhalde kimse nişan ama deniyor. Bilmiyorum, bayağı bir dikkat çekicisin. Bir de ben yapayım dedim birazcık. Yakışmış, güzel. Teşekkür beğendim ederim. Ama o kadar hareketli bir bluz o ayakkabılarla giyilmez. Ya senin bunu biliyor olman lazım. Ya ben normalde çizme, bu böyle düz bir deri bir şeyle giyecektim. Tek bant bir ayakkabı da olabilirdi. O tüyleri kes mesela, altta bir tek bant var galiba. Çift bant veya neyse. Evet. Çok daha zarif olurdu. Bu boynunu kesen şeyi de sevmedim. Çantanı göreyim. Unuttum. Yani fiyatlar neymiş? Etek 49, bluz 150, ayakkabı 360. Sponsor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Etek 49 mu bluz? 150 lira bluz. 150. Ben de ayakkabılara takıldım. Seni öyle kalın bacaklı yapmış ki alt tarafını. Bir tuhaf yapmış ya, inanamadım. Böyle ya, aslan pençesi gibi. Bence hani senin o 70'ler ayakkabıların var ya, giyiyordun. Kalınlar. Böyle kalın. Keşke onları giyseydin, daha iyi olurdu. Değişik, zarif bir şeyler deneyeyim dedim. Efendim? Zarif, bu tarz ayakkabılarım çok yok ya benim. Değişik değişik deneyeyim dedim, böyle zarif. Stiletto da sevmiyorum, bir iki tane var. Öyle deneyeyim dedim, değişik olsun. Şimdi bu ayakkabıyı nasıl kullanayım? Bir kere lacivertle siyahı bir arada kullanman çok hoşuma gitti. Çok beğenirim ben, çok severim. Bu ayakkabı o kadar sade, çok iyi dikilmiş ya da böyle vücudunu çok iyi gösteren tek parça bir elbise, bir şey giyersin kısa, mini. Bu ayakkabıyı gösterirsin bir de bir aksesuarınla, ama kalın bir kemer var orada, o bant var orada, bir gulu gulu var orada, bir gulu gulu var. Bu ayakkabıyı öldürmüşsün, bir de o çanta. Ama genel olarak baktığım zaman bir farklı gördüm seni. Yani bir farkın var diyorum. Ben senin tarzını bildiğim için. 6. Teşekkür ederim. Evet Gülşah. Ayakkabı 360. Ben o ayakkabı 500 TL bile vermezdim. Sponsor be. Giyemezdim. Çünkü
çok hava gösteriyor. Hiç zarif durmuyor. Böyle sanki üzerindeki öne böyle ne bileyim fırça gibi bir şey duruyor. Sevmedim. Bluz etek aynı formda olduğu için onu da beğenmedim. Dar bir etek giymelisin altında düşünüyorum. Bunun altına butiler, kalın topuk ayakkabı, daha modern bir ayakkabı giymelisin. Makyaj konusunda bugün çok beyaz buldum göz altında. İlk kez denedik bugün. Yapmıyorum ya ben o kadar gerek makyaj. Yok, çok daha doğal yapmak gerek. Yani senin yüzün zaten kemikli, o kadar gölge yapma gerek yok. Saç beğendim. Ama bütün kombin olarak ben Gülşah'ı aradım, Gülşah'ı göremiyorum. Ben sana bugün 5 veriyorum. Teşekkür ederim.